Özlemin Grup Adaylar Konuşuyor programını sunar. Değerli izleyenlerimiz, Kanal 3 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Adaylar Konuşuyor programıyla sizlerin karşısındayız. Bugünkü konuğum ise Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Sezer Küçükkurt oluyor. Efendim hoş geldiniz. Merhaba Berna Hanım, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Sayın Küçükkurt, bizler sizleri tanıyoruz aslına bakarsanız. Çünkü siz gazetecilik mesleğini icra eden bir beyefendisiniz. Fakat halkın tanıması şu süreçte daha önemli. Bu yüzden ilk sorum sizi tanıyabilir miyiz olacak? Tabii ki memnuniyetle. Ben 1976 yılında Afyonkarahisar merkezde doğdum. Afyonkarahisar merkezde yerli ailelerinden Küçükkurt ailesine mensubum. Ailemiz Afyonkarahisar'ın en eski ailelerinden bir tanesidir. Ailemizin kökeni Çavuşbaş Mahallesi, Çavuşoğlu Mahallesi'nde kayıtlıdır. Ben Mecidiye Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Sonrasında Dumlupınar Mahallesi ve Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşamımı sürdürmekteyim. İlk orta lise eğitimimi Afyonkarahisar'da tamamladım. Askerlik görevimi Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'nda yaptım. Askerliğimin haricinde uzun süreli Afyonkarahisar dışında bulunmadım. Hı hı. Yüksek öğrenimimi medya ve iletişim alanında Açıköğretim Fakültesi'nde tamamladım mesleğimizle ilgili olarak. Malumunuz olduğu üzere 1965 yılından beri Afyonkarahisar'da yayınlanmakta olan Kocatepe Gazetesi'ni aile olarak yayını sürdürmekteyiz. Evet. Adaylık sürecinden önce Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini sürdürmekteydim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli mensupları, yöneticileri bizlere bu görevi layık gördüler. Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirdiler ve bu görevi genel merkezimiz tarafından bizlere tevdi edildi. Biz de büyük bir onur ve gururla bu görevi kabul ederek hemşehrilerimizin karşısına hizmet açısından daha etkin olabilmek amacıyla Belediye Başkan Adayı olarak çıktık. Özetle böyle söyleyebiliriz. Tabii daha detaylandırmak mümkün ama çok da programı işgal etmek istemiyoruz bu konuda. Estağfurullah. Peki Sayın Küçükkurt, gazetecilik mesleğini icra ediyorsunuz, ediyordunuz da. Neden bir anda adaylığa evrildi süreç? Neden böyle bir karar verdiniz? Sizi bu karara iten süreç neydi? Berna Hanım, aslında böyle bir planımız, kariyer planımız ya da hedefimiz yoktu. Siyasetin evet. içerisinde bulunmakla ilgili bir hedef sahibi değildik. Biz mesleğimizle ilgili alanlarda ilerlemenin çabasında ve mesleğimiz vasıtasıyla, basın yoluyla Afyonkarahisar'a, devletimize, milletimize hizmet etme amacında olan insanlardık. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partimiz, başta Sayın Milletvekilimiz Mehmet Taytak Bey ve İl Başkanımız Ahmet Kahveci Bey olmak üzere teşkilatımızın mensupları, kendi aralarında yaptıkları istişarelerde ve akabinde kamuoyu ile ilgili yaptıkları yoklamalarda, anketlerde bizim ismimiz belirince bize bu teklifle geldiler. Hı hı. Bizim bu şekilde bugüne kadar Afyonkarahisar'ın meselelerine, sorunlarına basın yoluyla hizmet etmeye çalışırken, fikirlerimizi, görüşlerimizi, çözüm önerilerini basın yoluyla dile getirmeye çalışırken dediler ki kardeşim işte sana fırsat. Biz de aynı dünya görüşünü paylaşan insanlarız. Bu bahsettiğiniz sıkıntıları, sorunları çözmek için hep birlikte inisiyatif alalım, elimizi taşın altına koyalım ve böylelikle şehrimizin sorunlarına, Afyonkarahisar'ın problemlerine, bugüne kadar dile getirdiğiniz çözüm önerilerini hayata geçirme imkanı sunalım sizlere dediler. Ailemizle yaptığımız küçük bir istişarenin ardından biz adaylık sürecinde bunun bir hizmet vesilesi olduğunu, Allah rızası için yapabileceğimiz çalışmaları hayata geçirmenin imkanını sağlayacağını düşünerek biraz önce de belirttiğim gibi büyük bir onur ve gururla Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partinin Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı olması teklifini kabul ettik. Evet. Partimizin değerli temsilcileri şöyle izah etmem gerekir. Biz aile olarak da, şahsım olarak da Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüş ve düşüncelerini benimseyen hayat çizgimiz, düsturlarımız, MHP'nin benimsediği ana ilkelerden ayrı olmayan kişileriz. Bu kapsamda biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bulunmayı yadırgamadığımız gibi bu vesileyle çok teşekkür ediyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, teşkilat mensuplarımız da bizleri kucakladılar. Çünkü öncesinden de bağlarımız olan insanlardı. Biz gazetecilik mesleği gereğince malumunuz olduğu üzere öncesinde mesleğimizde tarafsız kalmak büyük bir
ana ilkelerden bir tanesi. Evet. Biz de bu ilkeyi benimseyerek devam ettirmek amacındaydık mesleğimizi. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Her kişinin bir siyasi görüşü vardır. Sandığa evet. gittiğimizde hepimiz bu siyasi görüşümüzü, düşüncelerimizi oy pusulalarına yansıtıyoruz. Bizim siyasi düşüncemiz, hayat çizgimiz de bu doğrultuda Milliyetçi Hareket Partisi ile birebir örtüşen unsurlar taşımaktaydı. O nedenle biz de Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen teşkilatımızın bizlere layık gördüğü bu görevi hiç aslında yadırgamadan kabul ettik diyebiliriz. Evet. Sürekli irtibatta olduğumuz, görüş istişaresinde bulunduğumuz, şehrimizin problemleriyle ilgili görüş önerilerimizi, çözüm yollarını istişare ettiğimiz insanlarla birlikte bugün hemşehrilerimizin karşısında çözümlerle ilgili inisiyatif alabilmek üzere bulunmaktayız. Hem il ilçe teşkilatlarımız partimizin, hem belediye meclis üyelerimiz, hem Ankara'daki temsilcimiz olan Sayın Milletvekilimiz ve yine çok teşekkür ediyorum ki genel merkezimizdeki değerli yöneticilerimiz evet. Bizlerle bu yolu yürüme niyetinde olunca biz de bunu bir hizmet vesilesi olarak kabul ettik ve yola çıktık. Peki Sayın Küçükkurt, kamuoyu yoklamasında ismim çıktı ve bu yönde de bana bir teklif geldi dediniz. Evet. Şimdi genel itibariyle seçim süreci nedeniyle de ciddi şekilde seçim atmosferi kapsamında gezileriniz devam ediyor. Vatandaşla sık sık temas ediyorsunuz. Evet. Peki vatandaşla sık sık temas ettiğinizde sizden genel itibariyle ne istiyor vatandaş? Neleri daha fazla duyuyorsunuz vatandaşımızdan? Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar'da seçim satım haline girildikten sonra adımlarını ilk atan parti oldu. Adayını ilk açıklayan parti Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Projelerini, Afyonkarahisar'ın sorunlarıyla ilgili önerilerini ilk ortaya koyan parti yine Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Belediye meclis adaylarını ilk kamuoyuna açıklayan parti Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Bu kapsamda biz yaklaşık 60 günü geçti. Adaylığımız açıklandıktan sonra tüm teşkilatımızla birlikte, hemşerilerimizle birlikte hemhal olmaya başladık. Afyonkarahisar'ın adeta girilmedik sokağını, caddesini bırakmadık. Pazar yerlerinden tutun da sanayi çarşısına kadar ya da cadde ve sokaklardan, esnafımızdan tutun da kadın kollarımızla birlikte hemşerilerimizin ev ziyaretlerine kadar birçok ziyaret gerçekleştirdik. Ve gerçekten yoğun bir tempoda çalışmaktayız. Bu yönde hemşehrilerimizden de son derece olumlu tepkiler alıyoruz. Çalışma tempomuz açısından bunu söyledim. Evet. Hemşehrilerimizden gelen sorunlar ve tepkilerle ilgili konuşmak gerekirse eğer, Afyonkarahisar'da insanlar yerel yönetim bazında mutlaka ve mutlaka bir değişim gerçekleşmesinden yanalar. Bizlere en çok iletilen konu bu. Çünkü yine herkesin malumu olduğu üzere 20 yılı aşkın bir süredir Afyonkarahisar'da belediye yönetiminde AK Parti etkin. Bu nedenle Afyonkarahisarlı hemşerilerimiz değişim noktasında bir talep içerisindeler. Evet. Bizim de zaten Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu yola çıkmamızdaki ana unsurlardan bir tanesi bu değişim talebini okumamızdan dolayı. Yine biliyorsunuz ki AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında. Evet, genel konjüktürde evet, birsiniz. Ülke meselelerinde, ülkemizin birlik ve beraberliği, devletimizin bekası noktasında Cumhur İttifakı son derece sağlıklı bir şekilde işlemekte. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in önderliğinde Cumhur İttifakı son derece emin adımlarla ülkemizin ana meselelerinde siyasetini sürdürmekte. Bizler de Afyonkarahisar'daki Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olarak Cumhur İttifakı'nın bu ana unsurlarını benimsemiş, tamamen destekleyen insanlarız. Ama dediğimiz gibi ülke meseleleri noktasındaki cümlemizin altını çizmek istiyoruz. Yerele indiğimizde Afyonkarahisarlı hemşerilerimizle birlikte bizler de bazı eksiklikler ve yanlışlıklar olduğunu gördük. Bunu teşkilat olarak da gördük, vatandaş olarak da gördük ve bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Teşkilatı Genel Merkezi'ne yerel seçimlere ittifak halinde değil, herkesin kendi partisi, logosu ve adaylarıyla katılması noktasında görüş beyan ettiler.
Peki bu ne kadar doğru? Çünkü genel konjonktürde AK Parti ve MHP birlikte ilerliyor, birlikte karar alıyor ve bazı yerlerde de aynı aday noktasında, Cumhur İttifakı adı altında aynı adayı destekliyorlar. Fakat Afyonkarahisar'a geldiğimizde farklı bir atmosfer var ve MHP'den ayrı, AK Parti'den ayrı adaylarımız var. Bu noktada bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Küçükkurt? Sadece Afyonkarahisar'la ilgili bir durum değil. Yine malumunuz olduğu üzere Cumhur İttifakı'nın içerisinde yerel seçimlerde nasıl hareket edileceğiyle ilgili uzun istişareler yapıldı genel merkezler bazında. Birçok toplantı yapıldı. Genel başkan yardımcıları nezdinde bir şeyler ortaya konduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız hangi illerde ittifak yapılacağını, hangi illerde de ittifakın hayata geçmeyeceğini karara bağladılar. Afyonkarahisar'la birlikte 22 ilde İttifak haricinde seçimlere girilmesi, demokrasinin kurallarının işletilmesi, bu hizmet yarışında herkesin kendi fikirlerini, görüşlerini ortaya koymaları kararına varıldı. Yani bu biraz önce bahsettiğimiz gibi Afyonkarahisar Teşkilatımız bu yönde talebini belirtti. Ama genel merkezler bazında uzun istişarelerden sonra yerel noktada, hizmet noktasında yarışın teşvik edilmesi, hizmet yarışına ve demokrasinin işlerliğine katkı sunulması amacıyla 22 ilde İttifak haricinde her partinin kendi adayıyla, kendi projeleriyle yola çıkmasına karar verildi. Evet. Afyonkarahisar da bu illerden bir tanesi oldu. Bunun doğruluğu, yanlışlığı noktasında aslında doğrusu bu diye düşünüyoruz biz teşkilat olarak. Çünkü Cumhur İttifakı ülke meseleleriyle ilgili konularda biraz önce bahsettiğimiz gibi son derece sağlam temellere oturmuş vaziyette. Evet. Ve Cumhur İttifakı'nın çalışmaları sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ülkenin başında ve ana politikalarımızı başarıyla sürdürmekte. Sayın Genel Başkanımız ve parti organlarımız Cumhur İttifakı'nı canhıraş bir şekilde desteklemekte. Yerele indiğimiz zaman, şehrimize, bölgemize, caddelerimize, sokaklarımıza baktığımız zaman Cumhur İttifakı'nın ana unsurlarından ayrı bir şey düşünmek zaten söz konusu değil. Ama bu bir hizmet yarışı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezi de, AK Parti'nin genel merkezi de, Afyonkarahisar Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili, çalışmalarıyla ilgili, projeleriyle ilgili ortaya konacak projeleri, farklı görüşleri destekler nitelikte. Bu bir demokratik yarış. Bu nedenle bir yanlışlık olduğuna inanmıyoruz. Yarın önümüze ülkemizle ilgili, devletimizin bekasıyla ilgili bir konu geldiğinde inanıyorum ki Afyonkarahisar'ın sakinlerinin hemen hemen hepsi aynı ortak paydada yine buluşacaktır. 15 Temmuz'da bunu yaşadık. O nedenle bu bir hizmet yarışı, demokratik bir işleyiş. Bu doğrultuda herkes çabasını ortaya koyacak. Sandıkta halkımızın kararı nasıl tecelli edecekse onu da hepimiz saygıyla karşılayacağız. Evet. Peki Sayın Küçükkurt, şimdi vatandaşla hemhal olduğunuzda genel itibariyle bir değişim istediğini söylediniz. Evet. Ve sosyal medyanızda da her geziden sonra paylaşmış olduğunuz karelerde ayırmadan, ayrıştırmadan ifadesini kullanıyorsunuz. Genel itibariyle sloganınız bu. Ayrıldığını ve ayrıştırıldığını mı düşünüyorsunuz? Bunu mu değiştireceksiniz? Maalesef bu noktada eksiklikler görüyoruz. Ne gibi eksiklikler? Yola çıkmaktaki gayelerimizden bahsetmiştik. Eksiklikler ve yanlışlıklar demiştik. Evet. Toplumun bazı kesimlerinde ayrıştırma olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu bizlerin siyasi anlayışına göre son derece yanlış bir durum. Milliyetçi Hareket Partisi genel manada, Türkiye genelinde toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, onların hepsine hizmet noktasında çözüm önerileri sunan bir anlayışı benimsiyor. Ve ayırmadan, ayrıştırmadan parolası Sayın Genel Başkanımızın belirleyip tüm teşkilatlara sunduğu bir slogan. Bizler ise Afyon'da, Afyonkarahisar özelinde mantıklı değişim sloganını benimsedik ve bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi Afyonkarahisar'da hemşerilerimiz yerel hizmetler noktasında değişimden yanalar. Bu değişim mutlaka ve mutlaka gerçekleşmeli. Biz de buna hak veriyoruz. Bu yönde çabalarımızı sürdürüyoruz. Ama bu değişim nasıl olmalı? Bize göre mantıklı bir şekilde olmalı. Mantıklı değişimin içeriğini biraz doldurmamız gerekirse Cumhur İttifakı'ndan bahsettik. Evet. Afyonkarahisar'da bugüne kadar 20 yılı aşkın süredir AK Parti hizmetlerini sürdürmeye çalıştı. Ama vatandaşımız bu noktada tatmin olmamış vaziyette. Değişim talebi bu yönde yükselmekte. Eğer Afyonkarahisar'da yerel yönetimi değiştireceksek bunu mantıklı bir şekilde değiştirmemiz gerekir. Mantıklı değişimin tek adresi de Milliyetçi Hareket Partisi'dir.
Neden diyecek olursanız, malumunuz olduğu üzere yerel yönetimlerde hizmet alma açısından Ankara'yla dirsek temasında olmak gerekiyor. Bu demek değil ki iktidardan olmazsa Afyonkarahisar hizmet alamaz ya da başka bir şehir hizmet alamaz şeklinde bir anlayış doğru olmaz. Yani gözümüzde şöyle bir şey tasavvur edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çuval çuval paralar var. Hepsinin üzerine illerin isimleri yazılmış. İşte Afyon'a şu kadar, İzmir'e şu kadar, Eskişehir'e bu kadar diye. Afyon'un belediye başkanı gidecek, oradan o çuvalını alıp gelecek. Devlet böyle işlemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim bir devlet, ana ilkeleri, unsurları olan bir devlet. Hizmetler ve işleyiş belli kurallara bağlanmış noktada. Ankara ile dirsek temasımızın önemi burada devreye girmekte. Eğer ki devletin kurumlarıyla iyi diyaloglar içerisinde olmazsanız, bakanlıklarla, bürokrasiyle doğru temasları kuramazsanız hizmet noktasında aksamaya uğrayabilirsiniz. Bizlerin buradaki en büyük güvencesi öncelikli olarak Cumhur İttifakımız, Cumhur İttifakımızın ana unsuru Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Mehmet Taytak Bey. Afyonkarahisar'da ilgili herhangi bir talep olacak, bu Ankara'ya aktarılacak ve Ankara'dan bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi yönetimindeki bir belediye olumsuz bir cevap alacak. Bu sizce mümkün müdür? Biz bunu kesinlikle mümkün görmüyoruz. Afyonkarahisar'da Milliyetçi Hareket Partisi yönetimindeki belediye Ankara'dan bir şey isteyecek de alamayacak. Bu mümkün değil. Güvencelerimizi de biraz önce anlattık. Bu nedenle mantıklı değişimin içeriğini böyle doldurmamız gerekiyor. Mantıksız bir değişim yaşarsak Afyonkarahisar'ın kaybettiği yıllarına yeni yıllar eklemiş olacağız. Çünkü Afyonkarahisar Belediyesi'nin kaynakları, imkanları sadece kendi varlıklarıyla sürdürülürse, ortaya konan projelere Ankara'dan destek sağlanamazsa aksamalar yaşanacaktır. Bunu geçmiş yıllarda birçok defa yaşadık. Diğer taraftan baktığımızda ayakları yere basmayan uçarı projelerle hemşerilerimize bol keseden vaatler dağıtarak ortaya çıkar ve bunu belediye yönetimine yansıtmaya çalışırsak bütçenin tüm dengelerini alt üst edebiliriz. Bugün görüyoruz ki bazı aday arkadaşlarımız bol keseden yaptıkları vaatleri alt alta sıraladığımızda belediye bütçesinin neredeyse %40'ını sadece bu projelere ayırmak gerekiyor. Peki siz belediye bütçesinin %40'ını bu uçarı projelere aktardığınızda personelin maaşlarını nasıl ödeyeceksiniz? Normal rutin çöp toplamaktan tutun da caddelerin eksiklerinin giderilmesine kadar ya da diğer sosyal faaliyetlere kadar bu hizmetleri nasıl sürdüreceksiniz? Bizim mantıklı değişimden kastımız bundan ibarettir. Afyonkarahisar'da yerel yönetimde bir değişim şart. Hemşerilerimiz bununla ilgili hemfikirler. Bu gerekli, bizce de gerekli. Ama bu değişimi mantıklı bir şekilde ayakları yere basan doğru kararlarla yapmamız gerekmekte. Sayın Küçükkurt, şunu da sormak istiyorum size. Şimdi projelerinize de geçmek istiyorum ancak projelerinize geçmeden önce merak etmiş olduğum bir soru var. Şimdi genel konjonktürde az önce de ifade ettiğim gibi MHP ve AK Parti bir ve beraber. Fakat sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi farklı illerde ve Afyonkarahisar'da dahil buna farklı adaylarla, yani MHP'den de adaylarla devam etti. Şimdi genel konjonktür adı altında bakacak olursak duruma, AK Parti noktasında eleştirileriniz var anladığım kadarıyla cümleleriniz. AK Parti belediyeciliği noktasında eleştirileriniz var. Neden aynı konjonktürde yer alan bir iki parti şimdi Afyonkarahisar'da farklı adaylar çıkardığı için birbirini eleştiriyor? Merak etmiş olduğum bir soru da bu. Neden eleştiriyorsunuz? Neleri eleştiriyorsunuz? Ve hangi vaatlerinizle beraber bu eleştirilere siz sonlandıracaksınız? Yanlış gördüğümüz, eksik gördüğümüz tarafları eleştiriyoruz. Biz milliyetçi ve muhafazakar bir tabana sahip olan Afyonkarahisar'da bugüne kadar hizmet etmiş olan herkese saygı beslemekteyiz. Afyonkarahisar'a bir çivi dahi çakmış olsa onlara Allah razı olsun diye dua ediyoruz. Ama bunu söylerken eksiklerimizi de görmezden gelemeyiz. Şehrimizde özellikle vatandaşla diyalog noktasında yönetici kesiminin halkımızla İşbirliğini sürdürmesi noktasında bir tıkanmışlık yaşanmakta. Bizim alanda yaptığımız,
seçmenlerimizle, hemşerilerimizle bir araya geldiğimiz noktada bizlere en fazla aktarılan konuların başında da bu gelmekte. Hı hı. Bizim yola çıkmaktaki en büyük gayelerimizden, biraz önce bahsettiğiniz gibi Cumhur İttifakı'nın evet. haricinde hareket etmemizin en önemli unsurlarından bir tanesi bu. Hı hı. Şöyle baktığımız zaman belediye personeliyle ilgili yaşanan sıkıntılar, çözüm noktası kolayken istişare ile, diyalog ile belki büyümeden, kangren haline gelmeden çözülebilecek konular varken ne yazık ki bunları çözüme ulaştıramadık. Hı hı. Ya da şehrimizin en önemli sorunlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm konusuna bakalım. Kentsel dönüşüm meselesinde işin en başından itibaren 2013 yılında Mısri Camii çevresi ve İmalat Camii çevresi kentsel dönüşüm bölgesi olarak ilan edildi. Evet. Ve bu noktada hemşehrilerimizle belediye arasında ne yazık ki sadece belediye demeyelim aslında, hı hı. siyaset arasında kopukluk yaşandı. Evet. Belki de bu kopukluk yaşanmasaydı bugün Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm alanı içerisine alınmış mahallelerimiz şehrimizin en gözde mekanları, en yüzeyde mahallelere olacaktı. Burada nasıl bir hata yapıldı? Vatandaşa kulak verilmedi. Afyonkarahisar'da yaşayan insanlarımız, buralarda hak sahibi olan insanlarımız layıkıyla dinlenmedi. Sizler ne istiyorsunuz diye sorulmadı. Bakanlık tarafından Ankara'da Afyon'un gerçekleriyle uyuşmayan planlar hazırlandı. Bu planlar hemşerilerimize yine Ankara tarafından, siyasetin belli bir kesimi tarafından dikte edildi. Vatandaş da haklı olarak buna itiraz etti. Çünkü ben de Mısri Camii çevresindeki insanlarla çocukluğum oralarda geçti. Birçok komşumuz, dostumuz var. İnsanların neler yaşadığını bilebiliyoruz. Mısri Camii çevresinde öyle yerler var ki Ankara'dan baktığınızda belki sadece 70 metrekarelik bir arsa görüyorsunuz. Evet. Ama bu 70 metrekarelik arsanın üzerinde gelini, oğlu vesaire olarak 3 ailenin yaşadığı bir aile düzeni var. Evet. Ankara'dan baktığınızda 70 metrekarelik arsa olarak gördüğünüz düzen Afyonkarahisar'ın gerçeklerine yerelde indiğiniz zaman 3 ailenin geçim düzenini ortaya koymakta. Ankara bunu göremedi. Siyasetin belli bir kesimi de Ankara'ya bunu göstermedi. Eğer ki vatandaşın talepleriyle Ankara'nın ortaya koyduğu planlar arasında belediye yönetimi ya da siyasetin işlev göstermesi gereken unsurları inisiyatif alabilseydi bugün kentsel dönüşüm projesinde çok fazla merhale almış olurduk. Evet. İtiraz noktalarımız buralardan kaynaklanmakta. Biz hemşehrilerimizin sesine çok daha fazla kulak verilmesi gerektiğini, diyalog müessesesinin daha iyi işletilmesi gerektiğini, Afyonkarahisar'da istişare kültürünün hakim kılınması gerektiğine inanan bir siyasi anlayışı savunmaya çalışıyoruz. Evet. Bu noktada kentsel dönüşüm küçük bir örnek değil de yani aklımıza gelebilen ilk örneklerden bir tanesiydi. Hı hı. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında olmasına rağmen yerele indiğimizde bu tür nüanslarda farklı görüşlere sahibiz. Hı hı. Yola çıkma gayemiz ve AK Parti'den AK Parti'nin kendi adayıyla, logosuyla yola evet. çıkması, bizlerin de kendi projelerimiz, adayımız ve parti olarak yola çıkmamızın altında yatan ana unsurlar evet. bunlardır efendim. Peki Sayın Küçükkurt, şimdi projelerinize geçmek istiyorum biraz da. Sizin de gerçekten önemli projeleriniz var seçim dönemi için planladığınız. İlk olarak kentsel dönüşümden başlayalım. Siz de zaten ilk cümlelerinizi açtınız konuyu. Kentsel dönüşüm noktasında evet sıkıntıları dile getirdiniz. Peki bu sıkıntılar doğrultusunda sizin çözüm önerileriniz neler? Biz 2 gün önce de kentsel dönüşüm bölgesinde Mısri Camii'nde hemşerilerimizle beraberdik. Evet. Oradaki insanların sadece benim değil, bizim belediye meclis üyemizdeki arkadaşlarımız, parti yönetimindeki arkadaşlarımız da hepsiyle istişare halinde olan, evet. kimiyle komşu, kimiyle dünür, kimiyle hısım olan insanlar. Burada yaşanan sorunları, problemleri birebir görüyor ve yaşıyoruz. Evet. Nasıl çözülmeli? Her şeyden önce insanların isteklerine, taleplerine kulak verilmeli. Şöyle ki, şimdi oradaki hemşerilerimiz çeşitli hak sahibi, çeşitli boyutlarda hak sahibi. Ama hazırlanan planlarda hepsi sanki eşitmiş gibi davranıldı. Evet. Ve oradaki tarihi yapılardan dolayı Ankara'dan, bakanlıktan hazırlanan bir plan mutlaka ve mutlaka bu uygulanmalı diyerek Afyonkarahisar'a gönderildi. Hemşerilerimiz de buna itiraz ettiler. Dediler ki bizim burada büyük hak kaybımız yaşanacak. Hı hı. Bizlerin arsaları adeta gasp edilecek.
buna itiraz ederlerken siyasetin diğer bir kısmı da bu işten siyasi rant elde edebilmek için olayı köpürtmeye başladı. Bir taraf hayır tamamen biz bu işe karşıyız, yaptırmayız görüşünü savunurken diğer bir taraf da sadece ve sadece bu uygulanabilir. Bu planların üzerinden yürümemiz lazım. Bunun haricinde hiçbir adım atamayız görüşünü savundular. Hemşerilerimizin itiraz noktası ve kentsel dönüşüm meselesinin kör düğüm haline gelmesi burada başladı. Evet. Oysa ki düzenlenen toplantılarda hemşerilerimizin görüşlerinin alınması için doğru bir mantıkla başlayan süreçte ilk düğme yanlış iliklenince arkası da yanlış gitmeye başladı. Orada hak sahibi olan insanlar da haliyle itirazlarını daha fazla yükseltmeye başladılar. Evet. İnsanlar diyorlar ki benim burada ata toprağım var. Ben belki 200 yıldır, 250 yıldır burada yaşamaktayım. Dedemin dedesinden kalmış yerler var. Evet. Ben burada hiçbir hak sahibi olmadan ve üzerine bir de borçlanarak bugünkü rakamlarla milyonlara bulunan borçlarla arsamı devlete teslim edeceğim. Böyle bir adaletsizlik olamaz. Biz bunu dile getirdiğimizde de bakanlık bize diyor ki bu iş sadece bu şekilde çözülebilir. Siz borçlanmadan burada konut sahibi olamazsınız. Evet. Bakanlığın söylemleri bu şekilde vatandaşa yansıyor. Vatandaş buna itiraz ediyor. Yapılan projelerde, hazırlanan çalışmalarda ilk önce mesela otopark düzenlemeleri yoktu. İş yeri düzenlemeleri eksikti. Katla ilgili planlamalar yapıldı, sonrasında revizyonlar yapıldı. Bu Allah ayeti değil yapılan planlar. Kısa süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanımız Afyonkarahisar'a geldiğinde o da bunu tasdikleyen bir açıklamada bulundu. Evet. Bu açıklamaların altyapısında aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Milletvekilimiz Taytan'ın Ankara'da yaptığı temaslar da yatmakta. Evet. Bu sıkıntılar, bu sorunlar Ankara'ya doğru kanallarla doğru şekilde aktarılınca bakanlıktaki yetkililer de haliyle buna olumlu tepki vermeye başladılar. Dediler ki tamam bu projede yanlışlık varsa bunun üzerinde çalışalım. Ne isteniyor diye sormaya başladılar. Evet. Keşke bu sorular 4 yıl 5 yıl önce sorulabilseydi ki bugün yaşadığımız tartışmaları yaşamasaydık. Bizim çözüm önerilerimize gelince bizim teknik arkadaşlarımız bu noktada çalışmalarını yaptılar. Planlama içerisinde belirlenen yeşil alanlarla ilgili, bahçe düzenlemeleriyle ilgili yeniden düzenlemeler yapıldığında kat sayıları artırılabiliyor. Kat sayıları artırıldığında da bugün duyurusu yapılmış olan mevcut konut rakamları artırılabiliyor. Evet. Konut rakamları arttığında da hak sahibi insanların taleplerine çok daha rahat cevap verilebilmekte. Bunun yanı sıra Afyonkarahisar Belediyesi'nin imkanları gerçekten çok geniş. Birçok bölgede belediyenin kendi arsaları ya da hazineye ait arsalar bulunmakta. Biz bunları tespitini de yaptık ama bugün ranta meydan vermemek için bunları açıklamıyoruz. Peki Sayın Küçükkurt, şimdi hemen söze girmek istiyorum izninizle. Şimdi kat sayılarının artırılması mümkün dediniz. Fakat Afyonkarahisar genel olarak depreme de gayet ne yazık ki deprem olabilecek bir il. Evet. Bu yüzden hemen sormak istiyorum. Kat sayısını artırmak ne kadar doğru? Buradaki kat sayısını artırmaktan kastımız 10, 15, 20 katlı binalardan bahsetmiyoruz. Mevcutların üzerine şeye uygun bir şekilde, planlamaya uygun bir şekilde birer kattan bahsediyoruz. Ama inşaat alanını genişlettiğiniz zaman bu birer kat hak sahiplerine olumlu bir şekilde yansıyor. Bunun yanı sıra oradaki hemşerilerimizle yaptığımız birçok görüşmede şehrin muhtelif yerlerinde daha güzel, daha konforlu, içerisinde doğalgaz olan, depreme dayanıklı olarak yapılmış bir konutları almayı tercih eden hemşerilerimiz de var. Bizim buradaki çözüm önerilerimiz birçok alternatifi kapsayacak şekilde olacak. Eğer ki siz bugün Mısri Camii çevresinde 70 metrekarelik eski evinizde oturmak yerine atıyorum ki Harbiş Mahallesi'nde çok daha güzel şartlara sahip, doğalgazı olmuş, depremin şartlarına uygun şekilde yapılmış yeni konuta geçmeye razıysanız ki razı olan hemşerilerimiz var. Onlara bu şekilde alternatifler sunacağız. Evet. Bugün orada oturduğunuz ya da nasıl diyeyim babanızdan kalmış ama harabeye dönmüş arsanızın değerine karşılık burada iş yeri almayı düşünüyorsanız bununla ilgili alternatifler sunacağız. Yine aynı şekilde metrekare bazında aynı bölgede oluşturulacak olan yeni konutlarda birçok alternatif sunacağız ki insanların imkanlarına yönelik bunları sunacağız. İnsanları borçlandırmadan kendi atasından kalmış malının, mülkünün değerini buldurarak onları yeniden mal mülk sahibi yapacak
imkanları, alternatifleri ortaya koyacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı hazırladık. Hı hı. Bakanlık nezdinde de bununla ilgili görüşmeler yapıldı. Bunlar ayakları yere basan durum. Eğer ki biz dersek ki herkese ücretsiz konut vereceğiz dersek, evet, bunun altını dolduramayız. Hı hı. Ama bizim söylediğimiz kademe kademe, etap etap, burayı biz kentsel dönüşüm çalışmasını sadece Mısri çevresinde, evet, 6 etap olarak planlıyoruz. Hı hı. Etap etap yaparsak, alternatifleri vatandaşa sunarsak, evet, ve onlarla uzlaşma yoluna gidersek bu işin çözümü hiç de zor değil. Hı hı. Hemşerilerimizle, oradaki hak sahibi hemşerilerimizle yaptığımız, muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda da bunların güvencesini verdik. Oradaki insanlara rağmen ve bakanlığın kararlarına rağmen bir çözüme ulaşmak mümkün değil. Buradaki asıl formül hem insanların taleplerini hem de bakanlığın ortaya koyduğu şartları bir zeminde buluşturabilmek. Peki orada, yani bahsetmiş olduğunuz alanda orta yolu bulmak mümkün mü? Elbette mümkün. Şimdi 6 etap dediniz. Evet. Nedir bu 6 etap diye sormak istiyorum. Çünkü diğer parti adaylarımız diğer adaylar noktasında yere basmayan projeler diyerek eleştirilerde bulunuyor. Peki siz bu noktada, yani sizin 6 etap dediğiniz proje ayakları yere basan bir proje mi? Neye dayanarak 6 etabı öngörüyorsunuz? Gerçekleşebilirliğini ortaya koyarak 6 etap halinde planlıyoruz. Hı hı. Eğer ki biz buraya toptan gireceğiz, burayı dümdüz edeceğiz, sonrasında bunu düşüneceğiz, planlayacağız dersek zaten baştan vatandaşı kandırmış oluruz. Hı hı. Ama buradaki yapılaşmayı doğru planlayıp, konut sayısını doğru ayarlayıp, İş yeri sayısını doğru ayarlayıp, bahçe düzenlemelerini, yani bu yeşil alan düzenlemelerini doğru ayarlayıp, evet, hatta ve hatta kentsel dönüşüm alanını yeniden ele alıp bunları planlarsak bunların hayata geçmesi hiç de hayal değil. Hı hı. Hatta ve hatta sizin bahsettiğiniz gibi ayakları tam da yere basan bir şekli alacak. Biz bunu hemşerilerimize, oradaki hak sahiplerine biraz daha detaylandırarak anlattığımızda hepsi de buna rıza gösterdiler. Hı hı. Sadece o bölgede değil, biraz önce ondan bahsediyorduk. Oradaki hemşerilerimiz kendilerine güzel imkanlar sunulduğunda başka yerlerden, belediyenin imkanlarından faydalanmayı da kabul edebilecek durumda. Evet. İnsanlara burada imkanları, alternatifleri doğru sunmak ve bunu her şeyden önemlisi doğru anlatabilmek önemli. Hı hı. Bugüne kadar yaşanan sıkıntıların temelinde iletişimdeki eksiklik yaşanmakta. Belediye yönetimi olarak ya da siyaset olarak biz devlet kurumları ile vatandaşın arasında uzlaşıyı sağlayabilirsek, iletişim köprüsünü sağlam bir şekilde kurabilirsek bu iş bu şekilde çözüme ulaşacak. Evet. Demin dediğimiz gibi ne vatandaşa rağmen ne de devletin kurumlarına rağmen burada çözüme ulaşmak mümkün değil. Hı hı. Ana kural ikisinin arasındaki bağlantıyı, iletişimi, evet, doğru sağlayabilmek, doğru alternatifleri vatandaşımıza doğru şekilde anlatabilmekten geçmekte. Evet. Peki Sayın Küçükkurt, gelelim Afyonkarahisar'ın bir diğer sorunu olarak gündemde kalan trafik sorununa. Bu noktada sizin çözüm önerileriniz nelerdir? Ne gibi çözüm önerileri ürettiniz? Ayağı yere basan bu noktada neler Afyonkarahisar'a kazandıracaksınız? Malumunuz olduğu üzere Afyonkarahisar'da yaşayan herkesin en büyük sıkıntılarından bir tanesi şehir içi trafik meselesi. Hı hı. Bizler de uzun süredir bu noktada muzdaribiz. Hı hı. Ki herkesin muzdarip olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz. Artık şehir içinde trafik işlemez hale geldi. Evet. Afyonkarahisarlılar bundan şikayetçi olduğu kadar şehir dışından Afyonkarahisar'a gelen misafirlerimiz de bundan şikayetçiler. Hı. Artık insanlar birbirlerine telefon açıyorlar. Biz Afyonkarahisar'a girdik çıkamadık, aman ha. İhtiyacınızı dışarıdan, evet, şehrin dış bölgelerinden gördükten sonra yolunuza devam edin şeklinde birbirlerini uyarma noktasına geldiler. Hakeza bizim hemşerilerimiz de aynı şekilde. Esnafı da bundan şikayetçi, minibüs şoförü de bundan şikayetçi, öğrencimiz de bundan şikayetçi, yolda yürüyen yaya vatandaşımız da bundan şikayetçi. Evet. Peki ne yapmalıyız? Evet. Her şeyden önce Afyonkarahisar'ın şehir merkezinin muhtelif noktalarında alternatif otopark alanları oluşturmalıyız. Bu otopark alanları sadece arsa bazında değil katlı otopark şeklinde olmalı. Gittiğimiz birçok büyük şehirde de, komşu vilayetlerimizde de bunları hep birlikte görüyoruz. Belediye imkanları da bunu yapmaktan aciz değil aslında. Hem yer olarak hem de maddi imkanlar olarak alternatif otoparkları Afyonkarahisar Belediyesi yapabilecek güce sahip. Evet. Öncelikli olarak alternatif otopark alanlarını oluşturduktan sonra şehrin yol kenarlarında, ana caddelerin yol kenarlarındaki otopark uygulamasını kademe kademe bu tarafa yönlendirmek gerekiyor. Hı hı. Bunun akabinde şöyle diyebiliriz, nasıl ki insan vücudunda
kan dolaşımını sağlayan damarlarımızda bazı bölgelerde tıkanıklık yaşandığında bypass yapılabiliyor, anjiyo yapılabiliyor. Eğer biz bu yol kenarındaki otoparkları doğru yönlendirebilirsek, caddelerdeki yükü, otopark yükünü azaltabilirsek trafiğin akışkanlığını daha çok sağlamış olacağız. Buna binaen bizim Güney Çevre Yolu Projesi'ne adını verdiğimiz bir projemiz de var. Bu 2019 yılındaki seçimlerde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin projeleri arasında yer almaktaydı. Hı hı. O günden bugüne ne yazık ki bu yönde bir çalışma yapılmadı. Bu projenin detayı nedir derseniz, İzmir istikametinden şehir merkezine geldiniz, mezarlığı geçtiniz, sağa doğru dönerken sağımızda Taşlıdere bölgesi var. Evet. Taşlıdere bölgesinden girdiğinizde yol biter, karşınıza kayalık bir alan gelir. Hı hı. Ondan sonrasında oradan dönersiniz, tekrar yeniden Milli Birlik Caddesi'ne dönmek mecburiyetindesiniz. Halbuki bu kayalık alan bir tünelle aşılabilse hemen arkasındaki olacak Taşpınar gibi şehrimizin tarihi dokusunun olduğu bölgeye ulaşırsınız. Bu bölgede yapılacak çalışmalarla Güney Çevre Yolu projemizle Taşpınar Taşlıdere bölgesinde açılacak bir tünelle şehrin tarihi dokusunun olduğu bölgelere ulaşabilirsek şehrin ana arterlerine alternatif bir güzergah oluşturmuş olacağız. Buradan yapacağımız bağlantılarla hem Çavuşbaş bölgesine kadar tarihi dokuya ulaşılacak, sonrasında da Kanlıca bölgesine kadar ulaşabilecek güzergah çizilecek. Evet. Bu da trafikle ilgili bir başka projemiz. Hı hı. 2019'da da bu dile getirildiğinde yapılabilirliğiyle ilgili hiçbir tartışma yaşanmadı. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde dağlar aslına bakarsanız ben de onu soracaktım Sayın Küçükkurt. Yapılabilir mi? Çünkü sonuç elbette olarak ki Afyonkarahisar dar bir memleket. Şimdi Konya var, yepgeniş diyebiliriz tabiri caizse. Fakat Afyonkarahisar Konya ile karşılaştırıldığında gerçekten küçük caddelere sahip, küçük yollara sahip. Yani bu söylediklerinizi yapıp hayata geçirebilmek mümkün mü? Elbette mümkün. Neden nasıl olmasın peki? Ki? Güney Çevre Yolu'nu açtığınızı düşünün. Şehrin alternatif olarak Hıdırlık çevresinden, yani şehrin tarihi dokusundan Kanlıca bölgesine ulaşan güzergahı işler hale getirdiğinizi düşünün. Bunun haricinde otoparklarda çalışmaları yaptıktan sonra şehrin ana caddelerindeki otopark yükünün azaldığını düşünün. Evet. Hepimiz pandemi dönemini yaşadık. Hı hı. Allah bir daha göstermesin. Ya da dini bayram günlerinde şehrin sokaklarına baktığımızda araç yükü azaldığında caddelerimizin ne kadar işler halde olduğunu hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Hı hı. Öncelikli olarak bu trafik akışkanlığını sağlayabilirsek bu bizim çalışmalarımızın ilk etapını oluşturacak. Hı hı. Sonrasında ise biraz önce bahsettiğimiz kentsel dönüşüm çalışmasıyla burada sadece rantı düşünmemek gerekiyor. Şehrin ana arterlerinin genişlemesini de düşünmek gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları ilk başladığında Gazlıgöl Caddesi'nin Demiryalıyan bölgesinden Anıt Park bölgesine kadar çift şerit halinde bir bulvar haline getirilmesi gündemdeydi. Aynı şekilde Milli Birlik Caddesi'nin Anıt Park önünden başlayıp eski Emniyet Müdürlüğü'ne kadar çift şerit hale getirilmesi gündemdeydi. Hı hı. Ne yazık ki biz bunları bu kısır tartışmaların içerisinde ihmal ettik. Şehrin kentsel dönüşümünü yaparken trafiğiyle ilgili çalışmaları da yapmak mecburiyetindeyiz. Hı hı. Eğer bunları başarabilirsek o zaman raylı sistemi konuşabiliriz. O zaman trafiğin akışkanlığını konuşabiliriz. Evet. Mevcut cadde ve yollarımızda raylı sistemi konuşmak hayalden öteye bir şey değil. Evet. Merkezi noktalarda bir tramvayın yürümesini, biz şimdi bisikletle zor ilerlediğimiz yollarda bir de tramvayı nasıl işletebiliriz ki? Evet. Bunları teferruatlı olarak hepsini bir kapsamda düşünmek gerekiyor. Aynı şekilde sinyalizasyon çalışmalarıyla ilgili birçok çalışma yapılması gerekiyor. Bunların hepsini birbirini destekleyecek şekilde. Hı hı. Battı çıktılar ve şehrin bazı noktalarında üst geçitlerle trafik akışkanlığını desteklemek gerekiyor. Bizim bunlarla ilgili tüm çalışmalarımız hazır. Hangi noktalarda hangi çalışmaların yapılması gerektiğini biliyoruz. Bundan eminiz ama malumunuz olduğu üzere biz bunları açıkladıkça projelerimizde sahipleniliyor. Hemşerilerimiz şundan emin olsunlar ki bahsettiğimiz konuların hiçbirisi hayali değil. Bunları biz basın yoluyla da daha önce defalarca izah etmiştik. Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha önceki seçim dönemlerinde de bunları daha önce izah etmiştik. Evet. Ve günlük yaşamımız içerisinde de bunları zaten yaşayarak görüyoruz. Evet. O nedenle hepsi de gerçekleşebilecek projeler. Mesela Güney Çevre Yol Projesi'nden bahsettik, bir tünelden bahsettik. Bugün görüyoruz ki bazı proje açıklaması yapan arkadaşlarımız akvaryum projesinden bahsediyorlar.
Afyonkarahisar'da kurulacak bir akvaryum çalışmasının mali portföyüne baktığınızda 50-60 milyon gibi bir bütçeden bahsediliyor. Evet. İnanın ki Güney Çevre Yol Projesi'ni hayata geçirecek olan bu tünel 50-60 milyonluk bütçeyle çok rahat halledilir. Evet. Sizce hangisi? Şimdi bir reklama gidelim. Tamam. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Teşekkür evet ederim. Değerli izleyenlerimiz, Adaylar Konuşuyor programında küçük bir ara vereceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özdemin Grubun sunmuş olduğu Adaylar Konuşuyor programı devam edecek. Özdemin Grubun sunmuş olduğu Adaylar Konuşuyor programı devam ediyor. Evet değerli izleyenlerimiz, Adaylar Konuşuyor programı kaldığı yerden devam ediyor. Evet, hatırlatmak amacıyla söyleyelim. Bugünkü konumuz Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt. Evet Sayın Küçükkurt, bugün daha doğrusu az önce trafik sorununa karşı getirmiş olduğunuz çözüm önerileriyle devam ediyorduk. Kaldığımız yerden devam etmek isterim çözüm önerilerinize. Buyurun. Tabii ki. Hatırlayacağınız üzere Güney Çevre Yolu projemizden bahsetmiştik. Siz de bunun gerçekleşebilirlik oranını evet. sormuştunuz. Hı hı. Taşpınar, Taşlıdere bölgesinden olacak Taşpınar bölgesine açacağımız bir tünel evet. ana unsuru Güney Çevre Yolu'nun. Hı hı. Bu tünelin maliyeti Afyonkarahisar'a yapılabilecek bir akvaryum projesinden çok daha hesaplı. Evet. Türkiye'nin teknik imkanları artık kilometrelerce dağları delebilecek, hı hı. tüneller açabilecek niteliğe ulaşmış durumda hamdolsun. Bundan Afyonkarahisar'da faydalanmalı. Acil önceliklerimiz bu tür lüks diyebileceğimiz önceliklerimizden farklıdır. Evet. Bu nedenle gerçekleşebilir oranı yüksek bir projedir. Afyonkarahisar Belediyesi'nin imkanları da biraz sözün en başında bahsettiğimiz Ankara'dan alacağımız destekler de hı hı. bu projeyi çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek konumdadır. Bunun haricinde bizim trafikle ilgili çalışmalarımızda Batlı çıktılardan, Güney Çevre evet. yolundan, şehir sinyalizasyon sisteminin akıllı bir şekilde düzenlenmesinden, birçok noktada üst geçitlerin ve alt geçitlerin yapılmasından, şehrin gelişim noktalarına olan bağlantıların, mesela Uydukent bölgesine bugün dönmek için 2 ya da 3 noktadan bağlantı kurmak mecburiyetindesiniz. Evet. Bunların alternatifleri çoğaltılabilir ve çoğaltılmasıyla ilgili bizim çalışmalarımız hazır. Eğer biz bu çalışmaları yürütebilirsek, bu çalışmaları kentsel dönüşüm çalışmalarıyla destekleyebilirsek, otopark projelerimizi bir an önce belediye imkanlarıyla, belediyenin kendi imkanlarıyla hayata geçirebilirsek evet. ki bunlar mümkün, planlaması yapılmış vaziyette, trafikle ilgili sorunları kısa zamanda güzel hatıralar olarak anabiliriz. Peki Batlı çıktılar dediniz Sayın Küçükkurt. Hangi noktalarda Afyonkarahisar'ın hangi noktalarında Batlı çıktı olarak trafiği rahatlatmayı planlıyorsunuz? Öncelik Şehitler Camii olarak bildiğimiz fuar alanı girişindeki nokta olması gerekiyor. Bunun evet. haricinde biraz önce bahsettiğimiz gibi Afyonkarahisar'ın maliye kavşağından yukarısı hı hı. eski kent dokusu dersek maliye kavşağından sonrası ve aynı şekilde Asri Mezarlık karşısı Uydukent bölgesi dersek bu ikisinin arasındaki bağlantı unsurlarını güçlendirmemiz gerekmekte. Evet. Yine aynı şekilde şehrin gelişim bölgeleri olan organize sanayi bölgesine, Karşıyaka mahallesine alternatif yollardan, alternatif güzergahlardan bağlantıları artırmamız gerekmekte. Hı-hı. Batlı çıktılar ve köprüler bu noktalarda devreye girecek. Evet. Sadece Şehitler Camii noktasını bariz olarak belirtmiş olalım. Hı-hı. Onun haricindeki noktalarda şimdilik bizde kalsın ama yapılması gerekir. Daha önceki çalışmalarımızda biz çevre yolunun otogar kavşağı ve organize sanayi bölgesi kavşaklarının üst geçitlerle aşılması noktasında önerilerimizi hep dile getirmiştik. Bunu evet. basın yoluyla da dile getirdik. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları da bunu birçok defa dile getirdiler. Evet. Bugün görüyoruz ki bu artık Afyonkarahisar'ın gündemine girmiş ve hangi parti gelirse gelsin bunu yapmak mecburiyetinde kalacak. Sözün başında yine belirtmiştik. Biz projelerimizi ilk açıkladığımızda diğer arkadaşlarımız
bizim projelerimizden tırnak içerisinde esinlendi diyelim. Hı hı. Bu esinlenmeler sayesinde bile biz kendimizi Afyonkarahisar'a hizmet etmiş olarak addediyoruz. Çünkü evet. Afyonkarahisar'ın sorunları hepimizce malum, biliniyor. Bunlarla ilgili çözüm önerilerimiz de bizim tarafımızdan, partimiz tarafından kamuoyuna lanse edilmişti. Evet. Burada doğru tespitlerde bulunduğumuz ve doğru çözüm önerilerini ortaya koyduğumuz ortadaki diğer arkadaşlarımız da bu çalışmaları sahiplenip kamuoyuna bu çözüm önerileriyle çıkmaktalar. Biz kendimizi bu yönde de mutlu addediyoruz. Evet. Peki Sayın Küçükkurt, şimdi diğer projelerinize de değinmek istiyorum. Bir şehir dediğimizde aslına bakarsanız iki önemli materyal vardır. Bunlardan biri istihdam, biri de üretimdir. Elbette. Bu noktada önemli projelerinizden biri olan Tarım ve Gıda OSB. Bu noktada neyi hedefliyorsunuz? Bu projeyle neyi hedeflediniz Afyonkarahisar için? Tarım ve Gıda OSB'den bahsetmeden önce üretim ve istihdam dediğiniz için bir konuyu daha hatırlatmamız gerekiyor. Afyonkarahisar'da kadınlarımıza yönelik bizlerin üreten kadınlar adını verdiğimiz projelerimiz mevcut. Bunu da daha önce kamuoyuna ilan ettik. Evet. Detayını kısaca anlatmak gerekirse, Afyonkarahisar'da nüfusun büyük bir oranını oluşturan kadınlarımız ne yazık ki üretimden kopuk vaziyetteler. Son dönemde bununla ilgili çalışmalar yapılmış olsa da yeterli değil. Afyonkarahisar'daki kadınlarımızın üretime yönlendirilmesiyle ilgili Afyonkarahisar Belediyesi öncü rol oynamak mecburiyetinde. Bunu nereden başlamak lazım? Bizim projelerimiz içerisinde yer alan kent konakları çalışmamız var. Kent konaklarının içerisindeki bir bölüm de üreten kadınlara yönelik meslek edindirme kursları ve onları üretime teşvik edici çalışmalarla ilgili. Evet. Kent konaklarını isterseniz biraz sonra onu da bahsedebiliriz. Üreten kadınlarla ilgili Afyonkarahisar'da üretime yönelik çalışmaları bulunan, el emeğini sergileyen kadınlarımızın kent konakları vasıtasıyla üretimlerini teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun haricinde üretime yönelmemiş olan kadınlarımız da meslek kurslarıyla yine üretimin içerisinde yer almasını sağlamamız gerekmekte. Bugün Afyonkarahisar'daki pek çok işletme ara eleman noktasında büyük sıkıntılar yaşamakta. Evet. Ara elemanla ilgili ihtiyacımızı, sanayicilerimizin, üreticilerimizin ihtiyacını kadınlarımıza ve gençlerimize vereceğimiz mesleki kurslarla desteklememiz gerekiyor. Afyonkarahisar Belediyesi burada bu konuda sertifika çalışması yapan, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapan, hatta Avrupa Birliği fonlarını kullanan birçok kurum ve prosedür söz konusu. Evet. Bunları sağlıklı bir şekilde belediye olarak kullanmamız gerekiyor ve kadınlarımızı üretim noktasında daha fazla istihdam etmemiz gerekiyor. Yine bizim projelerimiz içerisinde yer alan şehrin ana şehirler arası yollarında bulunan gastronomi bölümleri, gastronomi sokakları yapılması ile ilgili bir çalışmamız var. Bunu hemen kısaca özetlemek gerekirse artık ulaşımda elektrikli şarjlı araçlar gün gün yaygınlaşmakta. Afyonkarahisar'ın ana ulaşım, şehirler arası ulaşım arterlerinde kuracağımız belli bölgelerle, gastronomi özellikli bölgelerle araçların şarj edilebileceği, şehirler arası ulaşım yapan hem vatandaşlarımızın hem araçlarını şarj edebilecekleri, malumunuz olduğu üzere bir aracın şarjı artık yarım saat 45 dakika kadar sürmekte. Aracını buraya şarja bağlayacak konuğumuz, misafirimiz, Afyonkarahisar'a şehir dışından gelmiş olan insanımız, Afyonkarahisar'ın gastronomi lezzetleriyle tanışırken aracının şarj olma süresini tamamlamış olacak. Burada üreten kadınlarımızın mahallelerdeki kurslarımız vasıtasıyla milli eğitimle yapacağımız, üniversitelerimizle yapacağımız işbirliği ile ürettikleri ürünleri satışa sunabilecekleri yerler de hazırlayacağız. Evet. Üretim ve istihdamdan bahsettiğimiz için bu kısma da biraz girme gereği hissettim. Sizin ana asıl sorunuz olan tarıma dayalı OSB projemizle ilgili bilgi vermek isterim. Afyonkarahisar malumunuz olduğu üzere ekonomisinin ana unsurlarından bir tanesi tarımsal faaliyetlerimiz. Ama bakıyoruz ki Afyonkarahisar'da üretilen mesela bezelye ya da Afyonkarahisar'da üretilen salatalık, Afyonkarahisar'da tarımsal ürün olarak ortaya çıkıyor. Başka illere, Bursa'ya, İzmir'e gittiğinde bir sanayi ürüne dönüşüyor. Konserve oluyor, turşu oluyor, aklınıza gelebilecek şeyler. Afyonkarahisar'da tarıma dayalı OSB'yi kurup geliştirebilirsek, Afyonkarahisar'ın kendi ürünlerini sanayi ürün haline getirmiş olacağız. Bu Afyonkarahisar ekonomisine doğrudan direkt katkı sağlayacak. Bunun diğer organize sanayi bölgelerinden farkı nedir? Afyonkarahisar'da yeni kurulmakta olan, gelişmekte olan organize sanayi bölgelerinin
sanayi kuruluşlarının mutlaka ve mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Burada hemfikiriz. Evet. Yine Afyonkarahisar Belediyesi burada da inisiyatif almalı, gelişmekte olan organize sanayi bölgelerimizi desteklemeleri. Hı hı. Ama bunun yanı sıra tarıma dayalı organize sanayi bölgesini kurup geliştirirsek, biraz önce bahsettiğimiz organize sanayi bölgelerin gelişmesi noktasında şehir dışından gelecek sermayeye biraz muhtaç durumdayız. Hı hı. Afyonkarahisar dışından gelecek bir yatırımcı organize sanayi bölgesinde bir fabrika kuracak. Evet. Burada istihdam sağlayacak. Eyvallah, Afyonkarahisar'a katkı sağlayacak ama Afyonkarahisar'la hemşerimiz burada maaşa talim etmiş gibi bir durum olacak. Bunu kötülemek için söylemiyoruz. Evet. Bu da mutlaka olması gereken bir durum. Ama tarıma dayalı organize sanayi bölgesine baktığımızda Afyonkarahisar'ın ekonomisinin temelinden itibaren çok daha büyük katma değerler sağlayacak bir özelliğe sahip olacak. Afyonkarahisar'ın toprağında yetişmiş, çiftçisinin hazırladığı, Afyonkarahisar'ın köylüsünün ürettiği ürün çok daha fazla değer kazanacak. Aracılar değil, Afyonkarahisar'ın kendi insanları burada kazanç sağlamış olacak. Evet. Ve dolayısıyla Afyonkarahisar ekonomisine doğrudan giriş yapmış olacak. Biz tarıma dayalı organize sanayi bölgesinde bu ana fikri savunuyoruz ve Allah nasip ederse göreve geldiğimizde hayata geçireceğimiz projelerin başında da tarıma dayalı organize sanayi bölgemiz gelmekte. Peki şunu da sormak istiyorum size. Şimdi OSB gerçekten çok ciddi bir yatırımı ön plana alan bir çalışma, bir proje. Bu noktada yatırım çalışmaları noktasında daha doğrusu ne gibi çalışmalar yürüttünüz, kimlerle görüştünüz? Bunun da ayağı yere basan bir proje olduğuna inanıyor musunuz? Bu noktada neler yaptınız diye sormak istiyorum. Elbette, tabii ki bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdürdük. Hem şehrimizdeki üretici kesimiyle, köylülerimizle, sadece köylülerimiz olarak bakmayalım. Afyonkarahisar'da biraz önce bahsettiğimiz gibi tarımsal faaliyetler hem şehirde hem köyde sürdürülmekte. Evet. Afyonkarahisar'ın çevresindeki 10 mahallemiz, daha önceki köy olan 10 köyümüz mahalleye dönüştü. Bu köylerimizde halen zirai faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri devam etmekte. Evet. Bu bölgelerde yaşayan, bu mahallelerimizde yaşayan hemşerilerimizi ziyaret ettiğimizde bizlerden olan en büyük istekleri tarımsal faaliyetlerin engellenmemesi noktasındaydı. Evet. Onlara da biz bu şekilde izahatta bulunmaya çalıştık. Afyonkarahisar'ın çevresindeki bu tarımsal faaliyetler eğer devam etmezse, bunlara ket vurulursa, mesela bugün en büyük övünç kaynaklarımızdan birisi haline getirdiğimiz gastronomi şehri ünvanımız zarar görür. Hı. Afyonkarahisar'da eğer çevre köylerde, artık mahalle diyelim, çevre mahallelerimizde üretilen kaymağımız olmazsa, domatesimiz olmazsa, oralarda yapılan hayvancılık faaliyeti olmazsa, bu sucuğa dönüşmezse bizim gastronomi şehri ünvanımız nerede kalacak? O nedenle tarıma dayalı organize sanayi bölgesi bu noktada da önem arz etmekte. Afyonkarahisar'da üretilen tarımsal ürünler mutlaka ve mutlaka sanayi ürüne dönüşmeli. Evet. Burada da en büyük özellik ham maddesi ve iş gücü direkt Afyonkarahisar'dan olan bir çalışma olmasıdır. Evet. Bir civata yapmak için kurulan bir fabrikayı düşünelim. Afyonkarahisarlı yatırımcılarımızdan Allah razı olsun. Birçok başarılı çalışmaya imza atıyorlar. Ama böyle bir tesis kurabilmek için Afyonkarahisar'ın dışından gelecek sermayeye de ihtiyaç duymaktayız. Bugün tekstille ilgili faaliyet sürdürmek için Afyonkarahisar'a gelen yatırımcılar var. Birçok hemşerimize istihdam sağlıyorlar. Evet. Bunların önemi ayrı bir konu. Ama tarıma dayalı organize sanayi bölgesi dediğimizde direkt Afyonkarahisar'ın ürünlerinin aracıya, başka bir kişiye muhtaç olmadan yine Afyonkarahisar'ın sermayesiyle ülke ekonomisine katkı sunacak bir hale gelmesi mümkün. Evet. Bu yönde kimlerle temas kurduğunuzu sordunuz. Evet. Ziraat odamızdan, ziraat mühendislerimize kadar, Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızdan, diğer bürokratik kanallara kadar bununla ilgili girişimlerimizi yaptık. Bununla ilgili ön fizibilite çalışmalarımızı yaptık. Evet. Allah'ın izniyle hiçbir engel yok. Bu noktada yapılacak çalışmalar Ankara'dan da gereken desteği fazlasıyla bulacak. Evet. Altyapısını hazırlamış konumdayız. O nedenle bu konuda hiçbir beis görmüyoruz. Evet. Şimdi gelelim kadın ana noktasında kadın ana suyunu yapmış olduğunuz şişeleştirme projeniz, daha sonra Afbis projeniz ve kongre ve fuar alanı projeleriniz. Biraz da bu projelerinizden bahsedebilir misiniz? Afyonkarahisar'a ne gibi katkı sunacak? Kadın ana suyuyla ilgili bazen yanlış anlamalar olabiliyor. Onu özellikle izah etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Buyurun, biz sadece bugün hemşerilerimizin gidip kışlacıktan, kadın ananın kaynak suyundan bidonlarla su doldurduğu kaynağı şişelemeyi
planlamıyoruz. Yani hı hı. kadının suyunu şişeleyeceğiz derken oradaki kaynağı kapatıp vatandaşın hizmetinden kaldırıp da bunu parayla satacakmışız gibi bazen algı oluşabiliyor. Evet. Bizim niyetimiz ve kastımız kesinlikle bu değil. Nedir peki? Buradaki bizim kastımız malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin her yerinde birçok şişeleme tesisi ve markalaşmış sular var. Hı hı. Afyon Karahisar Belediyesi'nin de böyle bir markası olması gerektiğine inanıyoruz. Evet. Burada da öne çıkan markamız Kadınana suyu. Hı hı. Nasıl ki Eskişehir'in bir kalabak suyu varsa evet. Afyon Karahisar'ında yüzyıllara hitap eden bir Kadınana suyu markası var. Aslında evet. bu marka oluşmuş. Biz bu markayı bir ticari değere dönüştürmenin hevesindeyiz. Evet. Yoksa gidip Kışlacık Mahallesi'nde hemşerimizin su doldurduğu ya da bugün değişik kanallarla şehir merkezine gelmiş olan Kadınana suyunu kesip de vatandaşa bu suyu parayla satma derdinde değiliz. Hı hı. Hemşerilerimiz bu imkanlardan yine olduğu gibi faydalanacaklar. Ama ilaveten Afyonkarahisar Belediyesi, özellikle Afyonkarahisar Belediyesi evet. Ve eğer imkan dahilindeyse diğer kamu kurumlarının katkısıyla Afyonkarahisar'ın bir şişe suyu markası olması lazım. Bugün Uludağ'dan geldiği söylenen, Aydın'ın dağlarından geldiği söylenen suları nasıl rahatlıkla içiyorsak Afyonkarahisar'daki birçok kaynaktan şişelenmiş, damacalanmış sularımızı da biz de Afyonkarahisar'dan birçok ilimize gönderebiliriz. Bu evet. hem istihdam, hem katma değer, hem de Afyonkarahisar'ın markalarına bir artı değer katacaktır. Evet. Kadınana suyuyla ilgili düşüncelerimiz, planlarımız bundan ibaret. Evet, Afbis demiştik. Afbis. Afyonkarahisar merkezde biraz önce yine bahsettiğimiz gibi şehrimizin caddeleri ve sokakları ana ticaret merkezini düşündüğümüzde son derece yetersiz kalmakta. Evet. Büyük şehirlere gittiğimizde onlar da aynı sorunları, aynı sıkıntıları yaşadılar aslında. Bunlara değişik çözüm önerileri ortaya koydular. Avrupa'da da bunun birçok örneği var. Türkiye'nin birçok kentinde de bunun örnekleri var. Afyonkarahisar şehir merkezinde bisikletle ulaşımı, özellikle skuter tarzı değil, elektrikli evet. bisiklet yöntemiyle ulaşımları özendirecek. Evet. Afyonkarahisar Belediyesi'nin buna öncülük edeceği çalışmalar yapılması gerekir. Şehrin belli noktalarında evet. elektrikli bisikletler, ile ilgili duraklar oluşturulacak ve hemşehrilerimiz bundan ücretsiz olarak faydalanacaklar ki hı hı. şehirdeki araç yükünü biraz olsun hafifletebilelim. Evet. Fuar ve kongre merkezinde sormuştum size. Fuar ve kongre merkezi. Biraz önce gastronomiden bahsettik. Hı hı. Afyonkarahisar'da birçok festival düzenleniyor malumunuz evet. olduğu üzere. Gastronomi festivalimiz de var. Hı hı. Ama ne yazık ki biz bu gastronomi festivalimizi Afyonlulara sucuk yedirmek ya da Afyonlulara keşkek yedirmekten öteye taşıyamadık. Evet. Afyonkarahisar'da birçok değerimiz var. Bu değerlerimizi Afyonkarahisar haricindeki yurttaşlarımıza layıkıyla tanıtamıyoruz. Hı hı. Afyonkarahisar'da oluşturulacak bir fuar ve kongre merkezi, mermer fuarından tutun, gastronomi festivaline kadar bunların çok daha kurumsal ve Türkiye'ye şamil hale gelecek zeminini hazırlayacaktır. Evet. Bugün mermercilerimiz gidip Bursa'daki fuara katılıyorlar. Bursa'daki mermercilik fuarında tonlarca blok mermer satışı yapılıyor. Halbuki hı hı. mermerin başkenti biziz. Evet. Yine aynı şekilde gastronomi noktasında oluşturacağımız fuar ve kongre merkeziyle biz bunları çok daha kurumsal, ayakları yere basan hale getirebilirsek Afyonkarahisar'ın bu ekonomik değerlerini yurttaşlarımıza çok daha faydalı bir şekilde aktarabileceğiz. Evet. Yani gastronomi festivalini tadım festivalinden öteye taşımak için hı hı. Afyonkarahisar'daki mermerciliği daha üst boyutlara taşımak ve Afyonkarahisar'daki mermercileri diğer illere muhtaç hale getirmemek için bu fuar ve kongre merkezine ihtiyacımız var. Afyonkarahisar'daki termal otellerimizin yatak sayısı gerçekten gurur duyulacak hale geldi. Evet. Otellerimizin hizmetleri de aynı şekilde. Türkiye çapında haklı bir gurura sahipler. Hı hı. Haklı bir üne sahipler. Hı hı. Bunu biz fuar ve kongre merkezimizle destekleyebilirsek Afyonkarahisar turizmini yılın 12 ayında canlı tutabiliriz. Sadece belli mevsimlere, belli dönemlere mahkum halden kurtarabiliriz. Bununla ilgili yer çalışmamızda projemizde... Nereyi düşündünüz? Bu da şimdilik bizde kalsın diyeyim. Evet. Yani aslında herkesin gözünün önünde olan alanlar, hı hı. yapılması gereken alanlar... Mevcut bir fuar alanımız var çünkü. Evet. Hatta pazar noktasında da Afyonkarahisarların tercih ettiği bir yer. Acaba o civarlarda bir yer mi? Mevcut fuar alanımız maalesef artık vasfını yitirdi. Hı hı. Hatta takip etmişsinizdir mutlaka. Oradaki bir fuar binamız halk ekmek fabrikasına dönüştürüldü. Evet. Bunun doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyoruz. Hı hı. 30 yıl önce yapılmış
şehrin hizmetine sunulmuş bir fuar alanı artık vasfını yitirmiş durumda. Orası şehrimizin bir piknik mekanı, insanların toplantı, buluşma mekanı, hacıları uğurladığımız ya da afet anında toplanan yardımların sevk idaresinin yapıldığı bir merkez olarak hizmet vermekte. Evet. Afyonkarahisar'ın bunun ötesinde bir fuar ve kongre merkezine ihtiyacı var. O zaman bunu, farklı bir yer. Elbette. Bunu hayata geçirmemiz gerekiyor Afyonkarahisarlar olarak. Peki Sayın Küçükkurt, şimdi bir de Afyonkarahisar biliyorsunuz ki bir merkez. Yani hangi ile giderseniz gidin Afyonkarahisar'dan geçmemek mümkün değil. Bu noktada sizin de bir projeniz var ki o da lojistik taşımacılık merkezi. Evet. Bu noktada neyi hedeflediniz acaba? Malumunuz olduğu üzere Afyonkarahisar, Yüce Atatürk'ün belirttiği gibi Anadolu'nun kilidi. Tüm evet. yollar buradan geçiyor. Ülkemizin doğusunu batısına, kuzeyini güneyine bağlayan bir güzergahtayız. Ama Allah bereket versin. Bundan belki zaman içerisinde faydalandık ama çok daha güzel şekilde faydalanmamız lazım. Afyonkarahisar'da artık pandemi dönemiyle birlikte biliyorsunuz lojistik çok önemli sektörlerden bir tanesi haline geldi. İnternet üzerinden yapılan ticaretin tüm sevk idaresi artık kargo firmaları üzerinden yapılmakta. Evet. Tüm yolların kesişme noktasında olan bir Afyonkarahisar'da büyük kargo firmalarının, lojistik firmalarının aktarma depoları olmalı. Zaten var. Bunlar nasıl diyeyim, kurumların, özel şirketlerin kendi düzenleri içerisinde faaliyet gösteriyorlar. Evet. Eğer biz bunu Afyonkarahisarlar olarak belediyenin öncülüğünde belli noktalarda organize edebilirsek, ki bu noktamız da yine belli, hatta bunda yer belirtmemizde de çok sıkıntı yok. Sakınca yok diyorsun. Çünkü Konya yolu üzerinde Karaaslan Çayırı olarak belirtilen bölgede devletimizin bu yöndeki planlamaları var. Burada PTT başta olmak üzere bazı kamu kurumları bunun hazırlığı içerisindeler. Ama biraz önce belirttiğimiz gibi bunlar kurum kurum ferdi halinde devam ediyor. Bunu organize hale getirmemiz lazım. Burada kuracağımız büyük lojistik aktarma merkezleriyle Afyonkarahisar ticaretine büyük oranda katkı sağlanacağı gibi hemşerilerimiz için yeni istihdam kapıları da açılacaktır. Biz bu noktadaki çalışmalarımızı da hazırladık. Devletimizin, özel şirketlerin bu noktada yaptıkları hazırlıkları derli toplu bir halde belediyenin öncülüğünde organize ederek Afyonkarahisar ekonomisine yeni bir katkı kapısı sunmuş olacağız inşallah. Peki. Şimdi gençler için neler yapacaksınız diye sormak istiyorum. Evet. Özellikle Çocuk Köyü diye bir projeniz var. Çocuklar için ayrı bu projenizi sormak istiyorum. Bir de gençler için hangi projeleriniz var? Gençlerle ilgili çalışmalarımız özellikle eğitim, kültür ve spor faaliyetleri noktasında ağırlık kazanacak. Evet. Afyonkarahisar genç bir nüfusa sahip. Ne yazık ki bu gençlerimizin büyük bir bölümünü Erenler bölgesine hapsetmiş konumdayız. Biz adaylığımız ilk açıklandıktan sonra da öne çıkan projelerimizden bir tanesi bu olmuştu. Afyonkarahisar'la Erenler arasındaki bağları kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Oradaki gençlerimiz sosyal hayatın kısıtlılığından dertlenirken Afyonkarahisar'daki başta esnaflarımız olmak üzere hemşerilerimiz de üniversite gençliğinin Afyonkarahisar'daki bu ekonomik varlığın şehre tam yansımamasından şikayetçiler. Evet. Afyonkarahisar şehir merkezi ile Erenler bölgesi arasında sağlanacak ücretsiz seferlerle, bu ücretsiz seferler de belediye imkanlarına yük getirecek şekilde ya da minibüsçü esnafımıza darbe vuracak şekilde olmayacak. Yine minibüsçü esnafımızla birlikte işbirliği içerisinde öğrencilerimizin şehre ücretsiz şekilde belli günlerde, belli saatlerde taşınmasını içeren bir çalışma olacak. Evet. Afyonkarahisar şehir merkezine gelen üniversiteli gençlerimiz şehir ekonomisine katkı sağladıkları gibi bizim Afyonkarahisar'ın insanlarıyla daha fazla haşir neşir olabilecekler. Bu gençlerimiz arasında otokontrolü artıracağı gibi Afyonkarahisar kültürünün ya da şehrimizin tanıtımının çok daha rahat bir şekilde yürümesini sağlayacak. Afyonkarahisar'a gelen üniversite öğrencilerimizin hepsini birer turizm elçisi olarak görmemiz gerekmekte. Onları sadece Erenler bölgesine hapsedip orada kendi kaderleriyle, kendileriyle baş başa bırakırsak Afyonkarahisar'ın tanıtımı noktasında şehrimizin değerlerini, kültürünü nasıl anlatayım, inanç turizmini onlara anlatamazsak bu yönde eksik kalmış oluruz. Evet. Erenler'deki esnafımız da bu gençlerimizin sosyal hayatından faydalanacak. Afyonkarahisar merkezdeki esnaflarımız da gençlerimizden onların ekonomik varlığından faydalanacak. Bunun karşılığında da
Afyonkarahisar'ın tanıtımı noktasında gençlerimizin Afyonkarahisar halkıyla daha fazla adapte olması noktasında aşama kaydetmiş olacağız. Bunun evet. haricinde şehrimizdeki bir spor kompleksimiz var. Hı hı. Yine dediğimiz gibi şehrimize bir çivi çakandan Allah razı olsun. Ama keşke eski spor salonumuzu, Atatürk spor salonumuzu, bugün binalara terk ettiğimiz, beton yığınına terk ettiğimiz spor salonlarımızı kaybetmeseydik. Hı hı. Orayı da şehrimizin bir değeri olarak muhafaza edebilseydik. Ne yapalım? Onunla ilgili biz zamanında tepkilerimizi gösterdik ama evet. Başarıya ulaştıramadık. Hı hı. Bugün Zafer Spor Kompleksi'nde birçok spor tesisimiz var ama verimli olarak kullanılamamakta. Afyonkarahisar Belediyesi burada da yine inisiyatif olarak sportif faaliyetleri artıracak, gençlerimize, onların ailelerine bu yöndeki hizmetlerini adaletli bir şekilde, bunu özellikle belirtmemiz gerekiyor, adaletli bir şekilde hizmetine sunacak ve Afyonkarahisar'daki sportif faaliyetlerimizi o noktada artıracağız. Geçmiş dönemlerde Afyonkarahisar Belediyesi'nin amatör spor başta olmak üzere sporun diğer branşlarına birçok katkı sağladığını tüm hemşerilerimizle birlikte bizler de takip ettik. Evet. Yine aynı şekilde amatör spor branşları başta olmak üzere sporun tenisinden boksuna kadar, güreşten badmintona kadar hangi branş olursa olsun bunları belediyemiz bünyesinde desteklemek mecburiyetindeyiz. Evet. Onun haricinde gençlerimizle ilgili çalışmalarımızda eğitim faaliyetlerini mutlaka ve mutlaka Afyonkarahisar Belediyesi öncülük yapmak mecburiyetinde. Hı hı. Afyonkarahisar'da birçok başarılı öğrencimiz var. Yurt dışı imkanlarından faydalanmak için belli bir çıtayı aşmışlar. Ama maddi imkansızlıklar, yetersizlikler nedeniyle bu imkanlardan yeterince faydalanamıyorlar. Evet. Afyonkarahisar Belediyesi başarılı gençlerimizin yurt dışı eğitimleri başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği fonlarından kaynaklanan projelerle ilgili hem kurslar düzenleyecek hem gençlerimizin eğitimini destekleyecek. Özellikle de imkanı olmayan gençlerimizin yurt dışında ya da şehir dışında eğitimini tamamlayıp Türk milletine faydalı bireyler olarak kazanılması noktasında mutlaka ve mutlaka inisiyatif almak mecburiyetinde. Biz bu noktada da üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz inşallah. Evet. Yine gençlerimizle ilgili Erenler Gençlik Merkezi adını verdiğimiz bir çalışmamız var. Bu proje 2019 yılında yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin muadilleri arasındaydı. Ancak zaman içerisinde Gençlik Merkezi olarak ayrılan Erenler'de herkesin bildiği bu bölge ne yazık ki anlamsız yatırımlarla Gençlik Merkezi olmaktan çıkarıldı. Gençlik Merkezi dediğimiz yere çocuk oyun alanları, mobilyaları konuldu ve adeta bir çocuk parkına dönüştürüldü. Evet. Burada olması gerekenler, bizim projelerimiz içerisinde yer alanlar, Erenler Gençlik Merkezi'nde hı hı. kütüphane ve çalışma salonları, sinema ve tiyatro salonu, sağlık evet. birimi, kafeterya ve restoran, halı saha, basketbol sahası, kum voleybol sahası, yürüyüş parkuru, amfitiyatro gibi unsurlarla burada gençlerimizin tüm faaliyetlerini sürdürebilecekleri ve bu faaliyetleri de Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleyip geliştirebileceği bir şekle büründüreceğiz inşallah. Evet. Bunun haricinde Afyonkarahisar'da sanatsal faaliyetlere, tiyatro başta olmak üzere gençlerimiz bu noktada büyük ilgi göstermekteler. Hı hı. Bunların artışı sağlanmalı. Hı hı. Sinema gibi faaliyetler, gençlerimizin katılacakları mesleki kurslardan tutun da sanatsal etkinliklere kadar bunların hepsinde yine Afyonkarahisar Belediyesi öncü rol oynamak mecburiyetinde. Biz de bunları alan izniyle gerçekleştireceğiz. Evet. Çocuk köyü de aslında bahsetmenizi istiyorum. Onunla genel itibariyle neyi hedefliyorsunuz? Afyonkarahisar'da malumunuz olduğu üzere çalışan büyük bir kesim var. Evet. Ve bu çalışan anne babaların en büyük yaşadıkları sıkıntıların başında çocuklarını mesai saatleri içerisinde nasıl meşgul edebilecekleri geliyor. Evet. Anne babası yani ebeveynleri müsait olanlar çocuklarını onlara emanet ediyorlar ama evet. onun haricinde çok büyük bir kesim bu noktada büyük sıkıntılar yaşıyor. Hı hı. Afyonkarahisar Belediyesi olarak şehrin belli bölgelerinde özellikle iş temposunun yoğun olduğu bölgelerde oluşturacağımız kreşlerle çalışan anne ve babaların bu noktadaki ihtiyaçlarını, eksikliklerini gidereceğiz. Bu çalışmanın bir etabı. Bunun haricinde çocuk köyleri olarak yine birçok büyük şehirde bunun örneklerini görmek mümkün. Çocuklarımıza faydalı faaliyetlerle
onların el becerilerini geliştirecek, okul faaliyetlerine destek olacak çalışmalarla, eğitimcilerimizin desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve üniversitelerimizin katkısıyla onları doğru yönlendirecek şekilde faaliyetlerde bulunacağız. Ve bu sadece bir noktada değil, birçok noktada, şehrin birçok noktasında bununla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirerek özellikle çalışan anne babaların bu noktadaki eksikliklerini tamamlamaya çalışacağız inşallah. Evet. Diğer projelerinizden biri de Halk Meclisi ve Hilal Kart. Bunlarla genel itibariyle neyi hedefliyorsunuz Sayın Küçükkurt? Halk meclisleri noktasında yine programın başında belirttiğimiz gibi Afyonkarahisar'ın aslında bugün için en çok ihtiyaç duyduğu nokta istişare kültürünün hakim kılınması. Hı hı. Halk meclisleriyle ilgili ortaya koyduğumuz çalışmamız temelinde istişare kültürünün hakim kılınması gelmekte. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapılanmasında kadın, aile, çocuk, engelli politikaları birimi var. KAÇEP evet. olarak adlandırıyoruz kısa olarak. Hı hı. Diğer partilerde kadın kolları faaliyet göstermekteyken evet. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde KAÇEP birimimiz faaliyet göstermekte. Hı hı. Bizim seçim çalışmalarımızda da kadınlarımız, KAÇEP biriminde faaliyet gösteren arkadaşlarımız bizim çalışmalarımıza büyük oranda destek veriyorlar. Bu vesileyle onlara da teşekkür etmiş olalım. Hı hı. Afyonkarahisar'ın sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde yaptığımız tüm çalışmalarda kadınlarımızın bu yöndeki bizlerden olan taleplerini duyuyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi'nin çalışmaları noktasında kadınların daha aktif, sesine kulak verilir hale getirilmesini istiyorlar. Evet. Mesela biz bir ayda olmasa bile iki ayda, üç ayda bir mutlaka Afyonkarahisar'ın kadınlarıyla bir araya geleceğiz belediye yönetimi olarak. Onların bizlerden talepleri nelerdir? Onları dinleyeceğiz. Kadınlarla ilgili faaliyetleri, etkinlikleri artırmanın yoluna bakacağız. Bunun haricinde değişik meslek grupları ile ilgili. Mesela mimarları ziyaret ediyorsunuz. Diyorlar ki ya eskiden bizim görüşlerimize belediye yönetimi kulak verirdi. Ama son zamanlarda bu noktada büyük eksiklikler yaşıyoruz. Bizleri hiç olmazsa ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir toplasanız da biz işleyişle ilgili önerilerimizi, görüşlerimizi dile getirebilsek. Mühendislerle görüşüyorsunuz aynı şekilde. Mahallelere gidiyorsunuz. Toplumun belli kesimleriyle ilgili bu tür talepleri alıyorsunuz. Evet. Buradan kastımız tamamen bu. Oluşturacağımız istişare kurullarıyla, istişare sistemini işler hale getirerek Afyonkarahisar Belediyesi'ni yine Afyonkarahisarların yönlendirmesini sağlayacağız. Hı hı. Burada mesela kent konseyimiz var. Halen faaliyette olan. Kent konseyimizin çok daha işler halde çalışmasını sağlamak istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerinden kent konseyinde temsilciler olmalı. Evet. Onlar Afyonkarahisar Belediyesi'ne projeler sunmalı. Bunun yanı sıra sadece kent konseyine bağlı kalmadan işte kadınlarımızla bir araya gelerek, mimar mühendislerimizle bir araya gelerek, sanayicilerimizle bir araya gelerek şehrimizin ihtiyaçlarını, taleplerini beraberce ortaya koymalı ve evet. çözüm önerilerini de buna göre üretmeliyiz görüşündeyiz. Hilal Kart peki? Hilal Kart çalışmamız bizim yine 2019'dan hatta 2014 yılındaki çalışmalarımızdan itibaren MHP ile bütünleşmiş. Hı hı. Hatta kart uygulaması dediğimizde MHP'nin politikalarını akla getiren bir çalışmamız. Hilal Kart çalışmasıyla Afyonkarahisar'da ekonomik anlamda dezavantajlı olan tüm kesimlerimize belediyenin sosyal imkanlarından faydalanmalarını sağlayacağız. Evet. Emeklilerimiz Hilal Kartı ile sosyal tesislerimize gittiğinde indirimli imkanlardan faydalanabilecekler. Hı hı. Ya da ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz yine ellerindeki Afyonkarahisar Belediyesi'nin Hilal Kartı ile herhangi bir markete gittiğinde hiç kimseye muhtacı olmadan, sağ elin verdiğini sol el görmeden ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Burada ana unsurumuz şöyle söylemek gerekir, hane geliri ana unsurumuz olacak. Hane geliri düşük seviyede olan ister emekli olsun, ister çalışan olsun, isterse engelli vatandaşımız olsun. Onlara Afyonkarahisar Belediyesi'nin sosyal imkanlarını adaletli bir şekilde dağıtacağız. Evet. Şu partiden, bu partiden, bana yakınsın, benim komşumsun gibi unsurları göz önünde bulundurmadan, adil bir şekilde hemşerilerimize rencide etmeden ve eşit bir şekilde sosyal imkanların kullanılmasını sağlayacağız. Bu noktada da yine Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin diğer illerimizde uyguladığı son derece sağlıklı sistemler var. Onlarla birlikte Afyonkarahisar Belediyesi de
bu çalışmalarını hayata geçirecek inşallah. Evet, şimdi son 5 dakikaya da girdik Sayın Küçükkurt. Toparlayacak olursanız genel itibariyle en önem verdiğiniz proje hangisi? Ve Afyonkarahisar için mutlaka hızla hayata geçmeli dediğiniz proje nedir? Programın başında belirttiğimiz gibi bizim önceliğimiz şehir içi trafik ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar. Evet. Bunun yanı sıra Afyonkarahisar'da istihdam ve üretime yönelik çalışmalarımızı mutlaka ve mutlaka hayata geçirmeliyiz. Evet. Kadınlarımızla ilgili çalışmalarımızı mutlaka ve mutlaka hayata geçirmeliyiz ki bu yönde bizlerin azminin, hemşehrilerimizin farkında olmasını istiyoruz. Hı hı. Aynı şekilde bizim Bir Yuvam Olsun adını verdiğimiz bir projemiz var. Burada hemşehrilerimizin özellikle üzerinde bir mülkü bulunmayan, yeni evlenmiş, yuvasını yeni kurmuş, geleceğe dair bir tutanağı olması, bir dayanağı olmasını amaçlayan hemşehrilerimize yönelik arsa ve konut üretimiyle ilgili çalışmalarımız var. Şehrimizin değişik bölgelerinde inşa edilecek düğün salonları ile bunlarla ilgili yer tespitimizde devam. Kent Konakları projemizle bağlantılı bir projedir bu da. Düğün salonlarının hazırlanması, bu düğün salonlarının hemşehrilerimizin hizmetine ücretsiz bir şekilde sunulması ile ilgili çalışmalarımız var. Evet. Taziye evleri ve taziye tırları ile ilgili çalışmalarımız var. Hı hı. Afyonkarahisar'da artık şehrimiz büyüdü, yayıldı. Taziye tırlarımızla, taziye evlerimizle hemşehrilerimize mutlaka ve mutlaka hizmet vermeliyiz. Evet. Çünkü Afyonkarahisar Belediyesi Afyonkarahisarlıların doğumunda da vefatında da mutlaka ve mutlaka yanında olmak mecburiyetinde. Hobi bahçeleriyle ilgili yine çalışmalarımız olacak. Bu hobi bahçelerimiz de sadece belli meslek kurumlarına, kuruluşlarına değil, tüm hemşehrilerimize adil bir şekilde hizmet vermek mecburiyetinde. Evet. Sokak hayvanlarımızla ilgili yine Haycan adını verdiğimiz bir projemiz var. Burada hayvanseverlerimizle, gönüllü hemşehrilerimizle Afyonkarahisar Belediyesi'nin imkanlarını bağdaştırarak bu problemlere de çözüm üretmeliyiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Yine gönüllü kardeşlerimizle bu yönde sürekli istişare halindeyiz. O noktada da akıllı çözümlerle, ayağı yere basan çalışmalarla çözüme ulaşacağımızı düşünüyoruz. Projelerimizle ilgili detaylarımız var ama herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Ondan dolayı ben hemşehrilerimize söylemek istediğimiz nokta şu. Biz Afyonkarahisar Belediyesi ile ilgili seçim sürecine girdiğimizde sahaya ilk çıkan ekip olduk. Adayını ilk açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Belediye meclislerini gururla ve onurla, hepsi birbirinden değerli, pırıl pırıl isimleri hemşehrilerimizin huzuruna sunan yine Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Projelerini akılcı bir şekilde hazırlayan, çalışan, bunu kamuoyunun dikkatine yine gururla sunan Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Hı hı. Görüyoruz ki diğer adaylarımızdan bazıları hiçbir projeden bahsetmeden sadece kuru muhalefetle şehrin gündemini işgal etmeye çalışıyorlar. Proje sunum toplantısı yapılıyor. Bakıyoruz ki ellerinde bir proje kitapçığı dahi yok. Ama biz 2 ay öncesinden proje kitapçığımızı hazırlayarak hemşehrilerimizin dikkatine sunduk. Bu noktada hemşehrilerimizin bizlere sahip çıkmasını diliyoruz. Hı hı. Afyonkarahisar'ın toplumun tüm kesimlerini temsil eden, birbirinden değerli isimlerle, geçmişinde hiçbir şahibi olmayan belediye meclis üyeleriyle ve başkanı da olarak bizlerle huzuruna çıkmış durumdayız. Bizim gayemiz sadece bir muhalefet gümbürtüsü oluşturup her şeyi eleştiren ya da ülke meseleleriyle ilgili bir taraftan bölücü terör örgütlerine selam veren durumdan, öbür tarafta bugüne kadar yapılmamış hizmetleri sanki yarın yapılacakmış gibi ortaya koymaktan öte, çözüm önerilerini ortaya koyan, projelerini ortaya koyan, bunlarla ilgili de mantıklı çalışmalarını yapmış bir şekilde hemşehrilerimizin huzuruna çıkmış bir pozisyonda olmak istiyoruz. Ve bu pozisyonda olduğumuza da inanıyoruz. Evet. Bu noktada hemşehrilerimizin bizlere, Milliyetçi Hareket Partisi'ne sahip çıkmasını diliyoruz. Afyonkarahisar'da yine belirtelim ki yerel yönetimler noktasında mantıklı bir değişim yaşanması gerekiyor. Mantıklı değişimin adresi de sadece ve sadece Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu noktada hemşehrilerimizin bizlerin bu önerilerini göz ardı etmemesini,
mümkün olduğu miktarda sosyal medyadan, internet medyasından, yerel basın yayın organlarından bizleri takip etmelerini, bizlere ulaşarak eğer yanlış gördükleri bir konu varsa onları aktarmalarını diliyoruz. Mantıklı değişim yaşanmalı. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yaşamalıyız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Projelerinizi bizlerle paylaştınız, vatandaşlarla paylaştınız. Artık süremizin de sonuna geldik. Programı bitiriyoruz. Afyonkarahisarlara da seslendiniz. Fakat son cümle olarak onlara ne söylemek istersiniz diye sorayım. Afyonkarahisar'da Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nın çatısı altında ama kendi projesiyle, kendi belediye meclis adaylarıyla, kendi adayıyla, kendi logosuyla yerel seçimlere katılmakta. Evet. Bu noktada Afyonkarahisar'da bugüne kadar gördüğümüz eksiklikleri, yanlışlıkları hep birlikte çözüme ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Afyonkarahisar hepimizin. Yarın sokağa çıktığımızda belediye meclis üyelerimizden tutun da Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilat üyelerine kadar hepsini gördüğümüzde caddedeki insanlar kimimizin komşusu, kimimizin hısımı, kimimizin akrabası. Biz bu şehrin evlatlarıyız. Bu şehrin cadde ve sokaklarında yaşayan, her gün problemleri ortak bir şekilde paylaşan insanlarız. Bu nedenle çözüm önerileri ve sorunların aşılması noktasında en etkin, en yetkili ve duruma en hakim ekibin biz olduğuna inanıyoruz. Afyonkarahisar'ın sorunları, problemleri bizim sayemizde çözüme ulaşacaktır. Bu noktada eksiğimiz olan tek şey yetki. Hemşerilerimizden yetki ve destek bekliyoruz. Çok teşekkürler Sayın Küçükkurt. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Adaylar Konuşuyor programının sonuna geldik. Bugünkü konumuz Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt'tu. Planlamış olduğu projeleri sizlerle paylaştı. Kendisine sizlerin nezdinde bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Adaylar Konuşuyor programında görüşmek dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Özlemin Grup Adaylar Konuşuyor programını sundu.